Her Şeyden Biraz kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Sizlere çok farklı bir bal kabağı tatlısı tarifi vermek istiyorum. Şimdi yapılışına geçelim. Malzemelerimizde neler var? 1 su bardağı kadar şekerle 3 dilim kabağı pişirdim ve ezdim arkadaşlar. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı da yoğurt var. 1 su bardağı şekerle pişirdim ama biraz daha fazla tatlılık oranı istiyorsanız 1,5'a çıkartabilirsiniz. Şekerli vanilya ve kabartma tozu kullanacağız. İlk önce püremi alıyorum. Yoğurdumuzu da üzerine ekliyoruz ve güzelce bir çırpıyoruz. Bunda yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Şerbetli bir tatlı olacak. Bal kabağı tatlısını bu şekilde yememişsinizdir. Mutlaka denemenizi öneririm. İrmiği ve şekerli vanilini hamur kabartma tozumuzu da ekleyip güzelce bir karıştıralım. Küçük bir borcam da yapacağım. 4 ve 6 kişilik bu malzemeler. Eğer daha fazla yapmak isterseniz ölçüyü 1 ve 2 katına çıkartabilirsiniz. Şimdi şöyle portakal kabuğu da içine koymak istiyorum. Böyle bir farklı aroma ve tat veriyor. Varsa mutlaka koyun. Çünkü şerbetine de portakal suyu da koyacağız. Ve böyle hem bal kabağın hem de daha güzel bir portakal aroması da almış olacaksınız. Borcamımızı yağlayalım. Harcımızı koyup bu şekilde düzenledikten sonra 180 derecede 25-30 dakika kadar pişirelim. Tatlımız pişerken biz şerbetimizi yapalım. 1,5 su bardağı kadar suyu tencereye alalım. Yarım portakal suyu, yarım portakalın suyunu sıkalım ve şerbetimize ekleyelim. Yarım su bardağı kadar da toz şekerimiz var. Hepsini karıştırıp 5 dakika kadar kaynatacağız. Kaynadıktan sonra küçük bir limon parçası da içine atalım. O şekilde de kaynatalım ve altını kapatalım arkadaşlar. Hem tatlımız sıcak olacak hem de şerbetimiz sıcak olacak. O şekilde dökeceğiz. Fırından tatlımı çıkardım. Şerbetimi de aynı şekilde sıcak sıcak döküyoruz. Şerbet çektikten sonra, demlendirdikten sonra da kesebilirsiniz. Dilimleyelim. İstediğiniz şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine süslemeyi de istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Çok farklı bir tadı olacak. Yani yiyenler bunda bal kabağı olduğunu inanamayacak. Şöyle servis tabaklarımı almak istiyorum. Deneyin arkadaşlar. Önerilerinizi ve yorumlarınızı yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Üzerine şöyle fındık servis etmek istiyorum. Hem pratik hem 3 malzemeli kolay yapılabilen bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de benimle aynı düşüncede olursunuz ve yorumlarınızı paylaşırsınız. Üzerine tahin de eklemek istiyorum. Kabak tatlarının olmazsa olmazı tahini burada da kullanıyorum. Deneyecek yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Bu tarz fikir ve videolar için takipte kalın. Abone olursanız, destek olursanız çok mutlu olurum. Sizler için şöyle bir denemek istiyorum ben de. Evet arkadaşlar, puf puf ve çok hafif bir şerbetli güzel bir tatlı. Hiç ağır tatlı değil şerbetli tatlılara göre. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.